Ülkeyi sattı adam. İsrail'in madalyası var Tayyip Erdoğan'ın boynunda. İsrail'in madalyası var Tayyip Erdoğan'ın boynunda. Erdoğan senin gibi adamı konuşturmaz bile. Biz aynı mahallenin çocuklarıyız. Sen kimsin? Bırak. Yürü git. Bir de Erdoğan'a kafa tutuyor adam. Ülkeyi satmış. Senin babanın toprağı mı sat? Yürü git lan. Adamı hasta etme. Adamı seçiyorsa ama suçlama. Erdoğan kim? Sen kimsin? Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı. Tamam biz seçiyoruz. Sen seçiyorsun, ben seçiyorum. Sen Erdoğan'ı suçlamasın burada. Ben halkım. Oy verdi suçlarım. Sorgularım. Herkesi sorgularım. Sorgulama gayri bir şey. Rencide ayrı. Sorgulama gayri bir şey. Rencide ayrı. Gayri bir şey. Vatandaşıyım. Tamam. Vergi veriyorum, sorgularım. Sen ne kadar verirsen bu adam da veriyor. Tamam, ben bir şey demiyorum. Ben adama bir şey dedim mi? Hayır, ben adama bir şey dedim mi? CHP'ye saygı duyuyorsam ben söylüyorum. Ben CHP'li değilim. Ben hiçbir parti üye değilim kardeşim. Ben nasıl sana saygı duyuyorsam sen de bana saygı duymak zorundasın. Ben duyuyorum zaten. Sen duymuyorsun. Biz şu an konuşuyoruz. Sen duymuyorsun. Senin fikrin öyle, benim fikrim de böyle. Sorgulama hakkı yok. Sen bana saygı duyacaksın. Sorgulama hakkı var. Ama insan gibi. Sorgularım. Yarsın. Tayyip Erdoğan ülkeyi sattı. Erdoğan sen Türkiye'yi, Trakya'yı sattın mı? Kime sattın? Lan git sen dün öbür günlere gidiyorsun. Halen gidip adamlarda el pençe duruyorsun be. Hiçbir yere gidiyorsun. Söylemeyecek miyiz? Biz yok. Biz yok. Sen sana ben doğruları söyledim. Hayır hayır. Hareket öyle. Hayır. Öyle. Hayır. Bugün AK Parti bir sorsanız da. Ya AK Parti sen mi yapabilirsin? Baba. AK Parti sen mi yapabilirsin? Hayır. AK Parti ile veremiyorsun. Baba AK Parti ile alakası yok. Kimse sen mi veriyorsun? Biz en kötü. Sen mi veriyorsun köyü? Hayır. Gelin bu tarafa doğru. Hayır. En kötü. Ya hayır. Bu tarafa doğru. Bir saniye ben kazanıyorum. Abi kavga yok. Kavga yok. Abi tartışıyoruz. Kendi hemşerine kavga edeceğim. Hayır. Kavga yok. Kavga yok. Abi bir saniye. Sen bu tarafa doğru. Gel bu tarafa. Bir kameraya doğru geçin. Kardeşim. Burada bu kadar gençlerimiz vardı tamam mı? Hiç gençlerimizin biri gelsin desin ki benim geleceğim parlaktır. Biri bana geleceğinden anlatsın tamam mı? Buradaki çocuklarımız tamam mı? Bırak şuradaki gençlerimizin hiçbir geleceği yoktur tamam mı? Bu çocuğumuz okula gidiyor tamam mı? Bir toz parası cebinde yoktur. Hala AK Parti. AK Parti 20 senedir kardeşim ülkemizi geriye götürmüştür tamam mı? Biz memnun değiliz. Yolları hastaneye gözlerimize dayatıyorlar. Tabii ki 20 senedir sen mecbur yapacaksın. Bu kadar insanlar vergi veriyor. Bu insanların vergileri nereye gidiyor? Mecbur yapacaksın. Yapmak zorunluluğu vardır senin. Ama yapamıyorsun. Ne yapmışız? Bir hastane yapmışız. Gözümüze betonu dayatıyorlar. Kardeşim geçen gün ülkemiz olarak biz afatı geçirdik. Nerede? Hani niye müdahale etmedik? Hiç kimse müdahale edemedi değil mi? Biz etmedi. Ben Adıyamanlıyım. Ben Kürt'üm tamam mı? Bak bana dinle. Ben sen Kürt olduğunu biliyorum. Bir saniye müdahale etme. Müdahale etme. Tamam mı? Bir saniye sözümü bölme. 11 tane memleketten var. Bir saniye. Bu 11 memleketten her birinin en az 5-10 tane ilçesi vardır. Biz kalkıp da ülke olarak bir saniye. AK Parti olarak biz diyoruz ki bütün müdahaleler biz elimizden geleni her şeyi yaptık. Tamam hadi dedik. Halbuki bir hafta bir yerlere gidemediler. Tamam. Sonra Batman'a gidiyorlar. Halkımdan ben af diliyorum. Niye af diliyorsun? Biz müdahale etmedik. Niye o mu yalan söylüyor? Sen Cumhurbaşkanı mı yalan söylüyor şu an? Ya o müdahale ben diyorum ben oradaydım. Burada doğrudan adam konuşacaksın kardeşim. Bak ben bugün eğer benim için tamam mı? İlk başta benim geleceğim ve çoluk çocuğum geleceği önemlidir. Tamam mı? Bak 99 depremde ben hepsini onu da biliyorum. Ben bilmiyorum. Ben şu an ülkemi kim yönetiyorsa adam bugün Ankara'ya ulaşamıyoruz. Burada geç müdahale edelim şuna bir. Bu ülke için kim mücadele gösteriyorsa şu an içeridedir. Başta Sayın Selahattin Demirtaş neden şu an içeridedir? Neden içeridedir? Bu ülke için barışı getirecek tamam mı? Demokrasi getireceği için. Evet. Ben Kürt'üm bana barışı getirmeyecek. O benim başkanım da falan da değildir. Terör partisidir. Tamam mı? Terör partisi sen neden o zaman kapısına gidiyorsunuz o zaman? Kimin kapısı? Terör partisi sen niye kapısına gidiyorsunuz? Neden gidiyorsunuz o zaman? Ben AK Partili. Ben kimsenin kapısına gitmemişim. Ben de sana söylüyorum. CHP gitti. Zaten AK Parti gitti. Kim gitti? Kim gitti? Senin zoruna niye gidiyor kardeşim? Lan nasıl ben gitmem. La ben de HDP'liyim. Sana ne oluyor? Ben gitmem. Ben kimsenin ayağına gitmem. Lan kim? Ya sen vatandaş olarak gidemez. Parti olarak gitmiş. O gidebilir. Onun sorunu. Benim sıkıntım değil. Bu seni demiyor ki. Orada benim şehidim vardır. O tamam parti olarak diyor. Seni demiyor. İşte siz böyle bu şekilde baktığınız zaman öyle değil. Yani istediğin zaman gel sen istediğin zaman kahve de içerim, muhabbet ederim. Siz yanlış düşünüyorsunuz. HDP Kürtleri ben temsil etmiyor kardeşim. Ben askeri ücretle çalışıyorum. Kira ben 3000 lira ben ödüyorum. Tamam. HDP beni temsil etmiyor. Tamam. Ben askeri ücret çalışıyorum tamam mı? Ha? Kira 3000 lira veriyorum. Doğalgaz 1000 lira veriyorum. Tamam mı? Bak hesabına gelmiyor işte. Ney? Kim ortasını? Ney? Sen bugüne kadar var mıydın? Ney? Piyasada. Kim çıkardı seni? Zaten şimdi AK Parti döneminde ben dilimi söyle konuşabildim. Bana Ermeniler, Hristiyanlar kimse beni temsil edemez. Ne Ermeni? Kürdüm. He? Tabii AK Parti olmasaydı namaz nedir bilmezdik, İslam nedir zaten bilmezdik. Hep
ne kadar şükretsek size azdır ya. Ermeni mi? Ben de Kürt'üm, ben Ermeni miyim? Ben, Yahudisi bunu, hepsi bunları yönlendirmiyor mu? Kim yönlendiriyor? He? Yahudi gidelim valla. Biraz... Lan bir kilo et olmuş 80 milyon, 100 milyon ya. Sen ne diyorsun? Başka parti başta olsaydı şimdi kadar ülke elden gitmişti. Ne yalan söylüyorsun? Sen geçimi sağlayamıyorsun kardeşim. Ben sana diyorum gel bana asgari ücretin hesabını yap. Asgari ücretin hesabını yap. Kesin yancısın. Eğer şey yapacak yancısın. Eğer ben oradan bir gel asgari ücret tamam asgari ücret yapıp gel bana. He? Tamam. Kredi kullanı haşa bu bütün millet ağzına sıçtın tamam mı? Ya kredi kullanı. Ben sana söyleyeyim. Kiralar ortada belli değil mi? Kiralar yok, kaç para? Da değil. Tamam değilse tuzun kurudur senin ama. Tuzum da kuru değil. Ben de fabrikada asgari ücretle çalışıyorum oğlum. Asgari ücreti nasıl geçimi yapıyorsun? Geçimi ne yapıyorsun? Yapamam. Kardeşim ben kendi üzerime söyleyeyim. Yapamazsın. Ben asgari bir saniye arkadaşım. Tamam sen anla. Ben toparlı. Kendim fabrika işçisiyim, askeri ücretli olarak çalışıyorum. Çocuk beni tanır, Samet'le beraber çalışmadık mı? Bir saniye kardeşim. Altımda arabam var mı? Var da o zaman. Evim var mı? Şimdi de var. Şimdi daha iyisi var. Allah daha versin abi, valla ne diyeyim? Tabii bir saniye. Ben şutu ediyorum, bana yıktır kardeşim beni bana. İki tane de üniversite öğrenci bana. İnşallah bu kadar insanların hakkı senden sorulur. İnsan hakkı benden ben askeri ücret çalışıyorum arkadaşım. Araya girmezsen sevinirim. Ben askeri ücret çalışıyorum tamam kardeşim. Fabrika işçisiyim. 3000 lira ben kira ödüyorum. Aşağı yukarı benim faturalarım falan da 2000 lira 5000 lira orada gitti. Orada bana ne kaldı? 3500 lira para kaldı. İki tane şey pardon 3 tane öğrencim vardır. Benim pazarım vardır. Ay ekstrada mutfak masraflarım falan vardır. Bütün bunları yerine getiremiyorum. Bugün bu AK Parti'yi savunanlar bu ekonomik iyidir diyen savunan kardeşlerim benim bu çocuklarım vevalı inşallah bunların boyunda. İnşallah öyle olsunlar ki bu Afrika'da ekmek bulmayan kardeşlerimiz var ya onlardan daha berbat olsunlar. Çünkü insanların vevallerine giriyorlar. Ben iyi göremiyorum evet, gelecek olarak. Ben göremiyorum. Bence değişim şarttır. Biz ben bir HDP seçmeni olarak her zaman dediğim gibi Kılıçdaroğlu da destekliyorum. Şarttır değişim.